Hoş geldiniz buradaki arkadaşlarım ve online'daki bütün katılımcılar. Avrupa Birliği'nin destekleriyle bir TGS Akademi eğitiminde daha birlikteyiz. Bu öğle saat 4 eğitim serisine devam ediyoruz hibrit olarak. Bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız. Medya ve toplumsal cinsiyet. Galatasaray Üniversitesi'nden İlli Hocamız bizlerle birlikte. Ben sözü daha fazla uzatmadan size bırakıyorum hocam. Tam buyurun. Teşekkür ederim. Bu konunun başlığı zaten TGS'nin işte duyurularında da belliydi. Toplumsal cinsiyet ve medya. İşte burada da görüyorsunuz. Türkiye'de toplumsal cinsiyet odaklı habercilik. Bununla ilgili konuşulabilecek çok şey var. Bazılarını zaten hep beraber sizler de daha önce de konuştunuz, tartıştınız, düşündünüz. Bazılarını belki bugün başka açılardan beraber inceleyeceğiz filan. Biraz böyle şey, nasıl diyeyim, sunumu hazırlarken de pek çok şeyden aynı anda bahsediyor olacağız bir taraftan. Umarım çok kafa karıştırıcı olmayacak sizler için. Olduğu noktada da şey yapabiliriz hani, şimdi bir dakika burası neresiydi diyebiliriz. Şimdi bütün bunlara geçmeden önce ben size bir şey sormak istiyorum. Ben bu arada evet şeydekiler de yani Zoom'dan birileri varsa onlar da sorulara cevap verebilirse sevinirim. Ben kimim? Yani karşınızda kimi görüyorsunuz? Karşınızda ne var daha doğrusu? Belki de onu söyle sormak daha doğru. Yani ilk aklınıza geleni sizden alayım, sonra biraz daha somutlaştıracağım soruyu. Doktor, kadın. Tamam, okey. Doktorluğum ama hani şuradan sebep, bilgilerden tamam. Sebep, evet. Yoksa salt bana baktığınızda gördüğünüz şeye kadın mı? Evet. Kadın. Birkaç cevap var. Kadın, bilim insanı, insan. İnsan, okey. Üstünde en net uzlaşabileceğimiz şey insan olduğum büyük bir olasılıkla. Kadın olup olmadığımı aslında bütün bunlardan bilemeyiz, bilemezsiniz. Böyle bir temelden yola çıkıyoruz toplumsal odaklı habercilik dediğimizde. Özellikle de içinde bulunduğumuz kutlu Pride ayı, onur haftası, LGBT onur ayı ve haftası vesilesiyle biraz daha belki karmaşık şeylerin içine gireceğiz. Burada ben kadın gibi, ha peki tamam biraz daha devam edelim. Kadın gibi görünüyorum. Kadınım diyelim ki. Beyanımı söyleyeceğim. Başka, yani ne düşünürsünüz? Mesela atıyorum ben iki tane soyadım olsaydı evli olduğumu düşünürdünüz. Heteroseksüel bir ilişki içinde olduğumu düşünürdünüz. Türkiye'de olduğumuz için. Ama belki ben Hollanda'da bir kadınla evlendim ve geldim. Ne diyorum? İşte bana bildiğimde. ama şu anda elinizde başka bir bilgi yok. Elimde kolumda yüzük bir şey falan filan yok. Kadın olduğumu düşünüyorsunuz. Muhtemelen heteroseksüel olduğumu düşünüyorsunuz. Ya da belki hani LGBT konularla ilgilendiğim için emin olamayabilirsiniz. Hani onu biliyorsanız eğer. Ama yekten bana baktığınızda işte kadın, heteroseksüel, evet. Başka ne olabilirim mesela? Mesela ben Bulgar göçmeni değilimdir muhtemelen. Değil mi? Tipim pek öyle bir tip değil. Filan. Gibi şeyler. Yani aslında bütün bunlarla birbirimize baktığımız gibi tabii ki habere de böyle bakıyoruz. Haberle ilgili konuları da ister istemez böyle bakıyoruz. Bu kadar basit düzeyde de kalmayarak üstelik. Halbuki direkt şu ön kabulü yıktığımızda, yani karşımızdaki insan, Türkiye'den konuşacak olursak, Türkiye özelinden, Türk olmak zorunda değil. Kadın erkek görüntüsü olabilir ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Kendini nasıl tanımladığı değişebilir. Müslüman olmak zorunda değil. Müslümansa Sünni olmak zorunda değil ve heteroseksüel olmak zorunda değil. Bütün bunları kabul ederek başladığımızda, habere de böyle başladığımızda soracağımız şeyler de biraz ona göre şekilleniyor aslında. Yani yekten mesela bilmiyorum erkek arkadaşınız var mı demiyoruz da hani hayatınızda biri var mı? İşte bir partneriniz var mı? Gibi. Tabii bu şeye de varıyor. Adını Cemil İpekçi. Mesela Cemil İpekçi ile haberler zaman içinde biraz evrildi. Mesela Cemil İpekçi'nin hayat arkadaşından bahsedilebilir olmaya başladı bir dönem. Cemil İpekçi'nin hayatını paylaştığı insandan. Bilmediğimizde nasıl adlandıracağımıza dair de tabii ki kafamız karışık oluyor ya da bildiğimiz kabullerden hareket ediyoruz. Şimdi benim kadın olup olmamama gelince,
hakikaten belirsiz yani. Bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Ben de kendime kadın olarak tanımlıyorum. Ama böyle bir spektrum söz konusu aslında ve cinsiyeti belirleyen bir dolu şey var. İşte hormonlar var, genetik var, cinsel organlarımız var, dışarıdan görünen, görünmeyen cinsel organlarımız, kromozomlarımız falan. İşte göğüs büyüklüğü, yüzümüzdeki tüyler vesaire. Mesela şimdi ben herhangi bir hormonal farklılığa sahip olsam ve daha tüylü olsam daha mı az kadın olacağım? Ya da işte tam tersi diyelim ki. Yani bütün bunların oralarda bir yerdeyiz aslında bizler de, hepimiz de. Öyle bir zihnimizde canlandırdığımız gibi %100 erkek ve %100 kadın diye bir şey yok. Hepimizde biraz bir şeyler, biraz başka bir şeyler var. Şimdi toplumsal cinsiyet odaklı habercilik derken bunu Bianet'in kitabından aldım. Oraya siz de bakabilirsiniz. Neyden bahsediyoruz bir genel olarak? Cinsiyet çeşitliliği açısından kapsayıcı, kadın ve LGBT artı hakları konusunda bilgilendirici, hak ihlalleriyle kazanımları takip eden ve görünür kılan, hak taleplerini duyuran, bunu yaparken yeni hak ihlallerine neden olmayan, ayrımcılıktan uzak bir haberciliği kastediyoruz. Yani aslında toplumsal cinsiyet odaklı bir habercilikten bahsederken daha aktif bir gazetecilikten de bahsediyoruz. Olması gerektiği gibi. Yani gazeteciliğin pek çok alanında, alın bu sunumdaki anahtar kelimeleri, işte Alevilerle ilgili değiştirin, çeşitli farklılıklarla, atıyorum işte hani otizmlilerle ilgili haberlerin yansıması, iklim haberciliği falan filan, bütün bunlarla değiştirerek 3 aşağı 5 yukarı aynı şeye varabiliriz aslında. Çünkü temelde nasıl gazetecilik yapılması gerektiğinden biraz bahsediyor oluyoruz. Bütün bunların hepsinde, başlıklarımız değişse de. Bundan bahsetme gerekliliği biraz şundan da doğuyor tabii ki. Toplum değişiyor. Yani bundan işte 40 sene önce de tabii ki eşcinseller vardı, LGBT artılar vardı, buradaydık hepimiz. Ama bu kadar bilince hiçbirimiz sahip değildik. Dolayısıyla işte gazeteci de sahip değildi. İşte bundan 20 sene önce gazeteciliğe başlamış birinin bugün yeni yeni şeylerle karşılaşıyor olması da çok yadırganacak bir şey değil. Burada önemli olan olabildiğince açık ve öğrenmeye hazır bir zihinle bir taraftan da habercilik yapmamız. Ama onun dışında tabii ki işte şimdi içinde bulunduğumuz TGS çatısını da göz önünde bulunduracak olursak, işte gazetecilerin sendikasızlaşması, daha az iş güvencesine sahip olması, gazetecilik yapmaya başlayan insanların o meslek içi eğitim süreçlerindeki değişimler, belki işte okulda öğrendikleri vesaire falan filan, bunlar tabii ki bugünkü gazetecilik pratiğini etkileyen şeyler. Şimdi size biraz hızlıca eski bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Bu 2016'da yaptığımız bir çalışma. İşte şeyle, Bianet'le ve Kauskele ile beraber yapmıştık. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik nedir? Önce bir dedik duruma bakalım. 2016 tarihle üstünden işte tam 5 yıl geçti. Bu gazetelerin bir kısmı yok şu anda. İşin tuhafı, hani biz bu araştırmayı başladığımızda ve bitirdiğimizde de yoktu. Yani o kadar hızlı değişen bir süreçti ki. Şimdi televizyonlarda da IMC'yi göreceğiz. IMC yoktu filan. Özgür Gündem keza yok. Ulusal ölçekte 11 gazeteye baktık. Çok üstünde durmayacağım bunların. Yerel ölçekte de 9 tane gazeteye baktık. 6568 tane içerik vardı. Çok esnek kriterler kullandık. Yani kadın ve LGBT artı temsiliyle ilgili olarak, hani bazen sadece fotoğrafının görünmesi bile niteliğinden bağımsız olarak, yani işte hani seksi bir fotoğrafını mı kullanmışlar alakasız bir haberde, yoksa olması gerektiği gibi bir kullanım mı, bundan bile bağımsız olarak değerlendirdiğimiz şeyler oldu. Çok iyimser sonuçlarla karşılaştık bir taraftan. Pardon. Ama şeyi göreceksiniz, televizyonlarda bunlardı. Nüfusun yarısını oluşturan kadınlar diyeceğim şimdi, birazdan anlatacağım neden olduğunu, haberlerde 1/4 oranında temsil ediliyor. Kategoriler bunlardı: asli unsur mu, haberin tarafı mı, tali unsur mu, sadece görselde mi, bir de bunların dışında eril bir dil kullanılıyor mu haberde, bunlara bakmıştık. Dediğim gibi çok üstünde durmuyorum. Yazılı basında ilk sayfada kadın görünürlüğü. İşte en çok bir günde %41, en az da ya bir yerel gazetede Karadeniz'de %13, hemen onun öncesinde Aydınlık ve Yeni Şafak gibi ulusal yayınlar geliyordu. Tüm gazeteleri birlikte ele aldığımızda temsil %26.
Neden kadın temsilinden bahsediyorum? Çünkü o 6500 bilmem kaç haberin içinde sadece 4 tanesi LGBT artılarla ilgiliydi. Sadece 4 haber. Yani bu hakikaten çok akıl alır bir şey değil. Yine kadın ve LGBT görünürlüğü dedik, o 4 tane haberde olduğu için kadın ve LGBT görünürlüğü diye kattık. Baktığınız zaman postada %38. Yüksek, eyvallah yüksek ama hani hala yani zaten nasılı biraz fena. Bir de hala daha şeyde değiliz yani %50 kadın, yani kadınların dünyadaki ve genelde ülkelerdeki nüfusu genelde erkeklerle eşit. %49 bazen %51 falan gibi. Ama temsilimiz neticede %38'de kalıyor. En iyisinde bile şeyinden bağımsız olarak, niteliğinden bağımsız olarak. Yeni Şafak'ta da %15 dolayında. Ve bize o kadar şey geliyor ki, normal geliyor ki. Yakın zamanda kendi yaşadığım bir örnekten bahsedeyim. Bir toplantı düzenliyoruz. Toplantının duyurusuna çıktık. Birinden bir şey geldi, tepki geldi. O çok güzel dedi. Bütün erkekler toplanmış konuşuyorlar yine. Bir baktım programa. 11 konuşmacıdan 9'u erkek. Yani toplantının düzenlenme sürecinde ben varım. 2000 yılından beri LGBT artı ve toplumsal cinsiyet meseleleriyle ilgileniyorum. Hani şey değilim, tamam. Hani baş organizatörü değildim ama hani önümden geçiyor o isimler ve benim bile hala gözümden kaçabiliyor. Çünkü hala şey refleksine sahip değiliz. Bu konuda konuşabilecek diyelim ki belki ilk avazda işte X konuda aklımıza 5 tane erkek geliyor ama 6. kim? Kadın kim? İlk aklımıza gelen kadın kim? Ya da muhtemelen aklımıza gelmiyor çünkü pek çok dezavantajdan sebep kadınları daha az biliyoruz, daha az tanıyoruz hani akademik alanda da. Ama o refleksi kazanabilmek. Haberde de aynı şekilde. Haber kaynağı, haber konusu, önümüze düşenlerin hepsi erkek olabilir. İşte orada yapmamız gereken aramak, aramaya inanmak bu konuları. Kaynağı ve kaynak çeşitliliğini. Yerel basına baktığımızda da yine işte Güneydoğu Ekspres'te %40'la karşılaşmıştık. Karadeniz'de %15'le falan benzer şeyler. Şimdi Posta'da işte biraz önce sizin söylediğiniz nitelik meselesine gelecek olursak Posta'da hatırlarsanız işte %38 oranında kadın görünüyordu. Ama bunların %23.74'ü magazin sayfasında. Magazin kötü bir şey olduğu için değil, kendinden kötü değil hiçbir şey. Ama arada sanırım görsel örnekler koydum. Nasıl diyelim? Kadının süs unsuru olarak kullanıldığı haberler. Yani güzel kadınların bir kere zaten ön planda olduğu haberler. Yani sayısal olarak çok olması bir haberin kadın odaklı habercilik anlamına gelmiyor. 1694, şu 6000 küsürden 1694'de neden düşmüştük? Kadın ve LGBT odaklı haberlerin sayısı buydu. Az önce biraz yanlış yönlendirdim size. 1694 haber içinden sadece 4'ünde LGBT'yi varlığını görüyorduk. Bunlar neydi? Özgür Gündem'le bir günde iki tane haber çıkmıştı. Bir tanesi bu hafta olduğu gibi, bu ay olduğu gibi o dönemde Onur Haftası kapsamında bir serginin çağrısıydı. 17 Mayıs homofobi ve transfobi karşıtı günle ilgiliydi. Bir trans tutsağa erkek kıyafeti giydirilmesiyle ilgili bir haberdi. Bir de bir albümde bir albümle ilgili bir haberde geçiyordu. Şimdi bu dönem şu açıdan önemli. Mayıs ayında yapmıştık biz bu incelemeyi. Az önce bahsettiğim gibi 17 Mayıs tüm dünyada homofobi ve transfobi karşıtı gün olarak kutlanıyor, anılıyor, geçiyor. Haliyle yapacak haber yok dönemi değil aslında yani. 17 Mayıs gibi kocaman bir gün var. 17 Mayıs etrafında pek çok etkinlik yapan bir dolu örgüt var. Gençlik örgütleri var, LGBT artı dernekler var vesaire. Hani haliyle elimizde aslında malzeme var. Şöyleydi örneklememiz, her haftanın bir güne denk gelecek şekilde, yani sadece çarşamba gününü seçmiştik, nötr bir gün olduğu için ve 4 hafta boyunca her çarşamba o ay bütün bu gazeteleri aldık. O zamana denk gelen sadece 4 tane, yani orada da tabii ki örneklemin eksikliği vardır mutlaka ama yine de çarpıcı bir fark söz konusu.
Kadın kısmına baktığımızda birinci sayfa, birinci sayfa neden önemli? Birinci sayfa gazetenin vitrini. Evet, gazetenin vitrini. Gazetenin önemli bulduğu şeyler birinci sayfada yayınlanıyor. Öne çıkarmak istediği şeyler birinci sayfada yayınlanıyor. Birinci sayfada burada bu sefer çalışanların görünürlüğünden bahsediyoruz. Kaç kadın gazetecinin haberi çıkıyor birinci sayfada? Mesela Cumhuriyet'e baktığınızda işte %50'lik bir oran görüyorsunuz belki. Hani 26 tane haber var. Bunun 13'ü kadın imzalı. Okey. Ama biraz biraz başkalarına gittiğimizde işte ne bileyim mesela bir günde 49 tane imzalı haberin sadece 12'si kadın muhabir tarafından imzalanmış. Yani imzalı haberler var ama kadın muhabir sayısı, haberi ana sayfaya çıkan kadın muhabir sayısı çok çok daha az. Künye'de, künye neden önemli? Çünkü künye artık güce sahip olduğumuz yer, sorumlu mevkilere diyelim geldiğimiz yerler. Haliyle künyedeki varlık bu açıdan önemli. O dönem %44 ile Özgür Gündem ilk sıradaydı. Künyede var olan isimlerin zaten böyle bir yarısı falan davalık oldu o dönemde. Ve daha sonra orada da hani kapanmasından önce de değişiklikler yaşandı. Ardından yine görüyorsunuz işte Sabah'ta %4. Yani kadınlar çalışan kadın olarak da medyada o kadar fazla sayıda değiller. Sorumluluk seviyesi yükseldikçe verilen sorumluluk yetki diyeyim ya da giderek de daha azalan bir durum var. 2014'te Çiçek Tahaoğlu benzer bir araştırma yapmıştı. Onu 2016 ile karşılaştırdığımızda hani bazı yerlerde ufak tefek şeyler var, yükselmeler. Cumhuriyet'te mesela biraz artış olmuş. Yeni Şafak'ta enteresan bir şekilde artış olmuş. Yine hala künyedeki kadın sayısından bahsediyorum. Ama genellikle bir düşüşle karşılaştığımızı söyleyebiliyoruz. Medyada kadının niteliksel varlığı. Bunlar hep 2016 tarihli araştırma olduğu için ve dediğim gibi sadece 4 tane örnek olduğu için elimizde biraz daha kadın odaklı gideceğiz ama LGBT artı konularına da geleceğiz. Bakire olmadığını öğrenince öldürdüm. Biraz size sorsam. Burada nedir, var mıdır bir sorun? İlk göze çarpan şey ne olabilir? Genellikle kadın cinayetlerinin haberleştirilmesinde sorunla karşılaşıyoruz. Bu arada bu alan bir taraftan da Türkiye'de feminist hareketin çok ciddi bir kazanım sağladığı bir alan. Çünkü ben daha küçükken yani 15 yaşlarımda diyelim ki 15-20 yaşlarımda bunlar namus cinayetiydi, töre cinayetiydi. Hepsi başka yapıştırmalara, başka etiketlemelere yol açan adlandırmalar aslında. Şimdi kadın cinayeti diye bir şeyden bahsedebiliyoruz artık. Bakire olmadığını öğrenince öldürdüm ifadesinin tırnak içinde kullanılmış olması bir taraftan bu arada başka örneklere göre iyi bir şey. Çünkü tırnaksız kullanan var. Bakire değil diye öldürmüş falan diyen var mesela. Tam olarak da evet o bahaneyi başlığa çıkarmak. Çünkü ne yapıyoruz? Bakire olmadı. Yani bütün haberleri öyle ıcını cıcına kadar okumuyoruz neticede. Biraz başlığına bakıyoruz. İşte ara başlığı varsa ona bakıyoruz falan. Geçtik. Bakire olmadığını öğrenince öldürdüm. İşte beyefendi ve hanımefendi. Gülen bu arada fotoğraflar. O da söylenmiş hocam. Ziran Okkaş önce böyle bir açıklama yapması dahi aslında bakire olmaya yönelik olan toplumsal hassasiyet kullanmış demiş. Nil Yüce gülümseyen fotoğrafıyla vermesi özellikle korkunçmuş demiş. Ebru Apalak haberin DEA'ya ait olması da şaşırtmadı demiş. Hicran Hanım da fail mağdur rolü oynuyor demiş. Evet, evet. Bunların hepsi gerçekten son derece doğru. Çok teşekkürler. Haber ajanslarının burada ne kadar önemli olduğunu da belki söylemek lazım. Çünkü tırnak içinde küçük haberler, bu haber özelinde bahsetmiyorum ama yani haber ajanslarından geliyor pek çok haber aslında bizlere. Ve onun üzerine bir şeyler koymak da mümkün, olduğu gibi yayınlamak da mümkün ya da kötü bir şekilde kullanmak da mümkün. Belki haber ajansından bu başlıkla gelmedi. Kabaca baktığımızda böyle bir şeyi söyleyebiliriz. Evet yani başlıkta o cinayetin bahanesini başlığa almak ilk anda bizde nasıl diyelim normalmiş gibi bir algı uyandırıyor.
Şöyle bir örnek vermiştim bir en son bunlardan bahsederken. Yani ne bileyim sürekli böyle gün içinde 8 kere mesela çikolata reklamıyla karşılaşsanız bir eliniz gider. Hani ay alsa mıydım acaba falan dersiniz. Günde 8 kere daha fazla sürekli böyle haberlerle karşılaştığınızda da ister istemez zihnimizin bunlar çok çok damarlarımızda bir yerlerde hakikaten ve olabildiğince temizlemeye çalışmak lazım. Hiç de kolay bir şey değil tabii ki. İyi diyebileceğimiz örneklerden bir tanesi bu Posta Gazetesi'nden belki hatırlarsınız Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde bir şişme kadın yakılıyor ve bu davalık oluyor ve en nihayetinde de ceza alıyor. Hani bu o açıdan iyi örneklerden bir tanesiydi. Hani böyle işte ders olsun falan gibi bir başlıkla yine Posta hani o mizampacı vesairesi falan kendine göre tabii ama yine de görece düzgün bir haber. İşte ama hemen arkasından önce yemek sonra kurşun falan gibi bir şey görüyoruz. Yine böyle bir ayrılan bir çiftin de en sonrasında cinayetle neyse ki sonuçlanmıyor ama bir şey yaralamayla sonuçlanıyor. Bu da yine bir başka gazetede şişme kadına tezahürata hapis. Hani bunlar böyle içerik olarak da yine görece düzgün şeylerdi. Keza bu karar da yani halkın bir kesimini cinsiyet farkı gözeterek aşağılamak yönünde bir karar alınması da yine olumlu kabul edebileceğimiz şeylerden. Ama bu hükmün açıklanması geri bırakıldı meselesi zaten yine pek çok şeyde karşımıza çıkıyor. Yani aslında o cezalar alınmadı varsayabiliriz bir taraftan da. Posta o kadar görsel kadının son derece işte %38 ile temsil edildiği gazete. İşte böyle temsiller. Eşim sadık bir erkek başlığında Hande Ataizli'nin işte gömlek giymiş, işte biraz hafif dekolte, işte bacaklarının göründüğü falan filan bir fotoğrafına yer veriliyor. Yani biraz dolgu malzemesi olarak kullanım. Bu sevdiğim örneklerden bir tanesi ekonomi haberi. Gıdasını alamadı. 3 yılın dibinde. Yani gördüğümüz tek şey, ben kesmiş değilim. Görselin kendisi bu. Kadın bacakları ve alışveriş torbaları. Ekonomi sayfasında. Hani böyle artık şey yani, biraz mantık dışı şeyler. Çok da kötü bir gazete değil yani, şu an hatırlamıyorum da. Benzer bir şey, yerli turist çok harcadı haberinin görseli. Havuz başındaki kadın turistlerle temsil edilen bir durum söz konusu. Yine o görselin uyumsuzluğu. Kalıp yargıların yeniden üretimiyle çok karşılaşıyoruz haberlerle. LGBT artı haberlere geldiğimizde bunu şeyle göreceğiz. İşte o travesti terörü vesaire gibi şeylerle. Ya da işte bu sene Pride yine çok renkli geçti. Çok işte şeydi, çok şenlikliydi, çok neşeliydi falan gibi. Artık 2013'ten beri Türkiye'de pek öyle görmüyoruz ama eskiden hafiften yapılan haberler. Burada da Bush'un kızı Prens Harry'e gelin mi gidiyor gibi bir şey. Yani hani illa yine bir kadının adama gitmesi şey bile olsanız, ABD eski başkanının kızı bile olsanız ki hani orada da niye kendimizi babamızın işiyle tanımlıyoruz? Neticede kullanılan şey, kullanılan ifadeler değişmiyor. Şu iki tane örnek, DOSAB'da direniş kazandığıyla taşımı kırma kalbini kırarım. Pardon, aman. Şu görseli görebiliyorsanız, tamamen kadınlar var burada. Ve burada da yine biraz daha küçük bir eylem, daha küçük bir görsel ama tamamen kadınlar var burada. Çok belli değil mi? Şimdi bu iki fotoğrafa baktığınız zaman ne düşünürsünüz? Devrensel mi? Hatırlamıyorum, olabilir. Örneklerde bir var, devrensel. Devrensel yok mu? Ay pardon ya. Biraz yanlış idare ediyorum. Yani velhasıl o kadar belli ki kadınların ön ayak olduğu bir eylem var burada. Ve belli ki belki orada bir kadın örgütlenmesi var. Hani onların belki başka bir derdi var filan. Ama bununla ilgili en ufak bir bilgimiz yok yani. Orada sadece görselde bunu görüyoruz. Ama bunun arka planında işte çeşitli bilgiler veriliyor bize. Ama özünde haber tamamlanmamış da oluyor tabii. Yani çünkü şu soruyu sorar insan. Hani neden bütün kadınlar toplanmışlar ve bir şeyi protesto ediyorlar. O anlamda işte o iyi habercilikle de ilgili bir şey. Cumhuriyet'ten bir iyi haber, utandıran savunma, işte avukat
fuhuş için Türkiye'ye geldi derken oradan hani karşı taraf başka türlü bir şey yapıyor. Bu mahkeme sürecinde de eleştiriliyor, gazete tarafından da eleştiriliyor. Tek manşet sanırım buydu. Şimdi boşanma komisyonu raporuna büyük tepki, bir gündeki. Hızlı geçeceğim derken geçemiyorum. Bu tarz haberlerse kadınların iş gücüne katılımı engellenmemeli falan gibi daha kadın odaklı haberler, kaynağın kadın olduğu haberlerse şuradan hani birazcık da olsun anlayabileceğiniz gibi son derece küçük bir şekilde yer alıyor yayınlarda. Televizyonlar bunlardı. Toplam 544 haberin 271'i kadınla ya da kadınlıkla ilgiliydi. Hiç LGBT haber yoktu bu sefer. O zaman dedik 8 Mart'a bakalım. 8 Mart'la Onur Haftası'na bakalım. Yani bu elimizdeki örneklem belki bu şekilde çıktı. Hani acaba o zamanlarda neler olacak? Görüyorsunuz işte 8 tane haber NTV'de. Bu arada bunlar tabii birbirinin tekrarı haberler. Ana haber yani o gün yayınlanan bütün haberlere bakıyorduk. Genelde bültenler birbirini tekrar ediyor. Tek bir bülten yapılıyor çok az değişiklikle. Şimdi mesela o dönem Recep Tayyip Erdoğan Türk tipi kadın hakkı diye bir şeyden bahsediyor. Bu ifade sadece Fox TV'de Çalar Saat'te sorgulandı. Yani Çalar Saat şahane bir program olduğu ya da örnek bir program olduğu için değil ama başka hiçbir yerde bunun sorgulanmamış olması da yine ilgi çekiciydi bir tek tek programda. İşte yine Çalar Saat'te o zaman İrfan Değirmenci sunuyormuş demek ki. Kadınla dayanışma, yine illa bir annelik, annelerin sevgi, saygı ve hürmetle anılması gerektiğini hatırlatan bir buluşmadır bu. Kadınlar içinde, LGBT artılar içinde biraz böyle bir mecburiyet var bir taraftan da. Böyle bir başarı mecburiyeti. Bir böyle işte şey yani hani varoluşunu nasıl diyelim kanıtlamak ve meşrulaştırmak yani hani gibi bir halle karşılaşıyoruz haberlerde. Bunları geçiyorum. Yine kadın cinayeti, erkek terörü gibi ifadelerin kullanılması görece olumlu şeylerdi. Talihsiz kadın, koca kurbanı kadın gibi ifadeler var. Onur yürüyüşü haberleri. Yani koskoca onur yürüyüşü yapılmış gerçekten. 2016 hala bu arada bir şeyler yapılabiliyor müdahaleler olmasına karşın. Geçen hafta toplanan grup bu hafta için bir kez daha çağrı yaptı. Azıcık takip ettiyseniz bir ufak fikriniz olabilir mi? Ya da sence bu cümleden ne geliyor aklınıza? Cümle çok net bir şekilde diyor aslında. Hani geçen hafta grup toplandı. Sonra bir daha bu hafta içinde çağrı yaptı. Neden yapar insan böyle bir şeyi? Atıyorum süreklilik arz eden bir eylemdir. Hani her hafta işte cumartesi hanedir, cumartesi insanları eylemidir. Böyle bir şey yapılır. Gözleri doymadı ama. Yani bir kez yaptığınız yetmedi bir daha toplanma çıkarsın yapılır gibi bir yerden. Durup durup niye başımıza çıkıyorsunuz, karşımıza çıkıyorsunuz gibi. Şimdi birazdan geleceğiz. Gazetecinin, habercinin bilmek gibi bir sorumluluğu var. Yani hele de yaptığı haberi bilmek zorunda. Yani bunun başka türlüsü çok düşünülebilecek bir şey değil. Kastettiği şey şu, kafa karıştırıcılık var mı? Biraz var. Trans onur yürüyüşüyle LGBT artı onur yürüyüşü arka arkaya denk geliyor bir zamandır. Dolayısıyla bir önceki hafta trans onur yürüyüşünün çağrısı yapılmıştı. O yapıldı, yapılamadı. Asıl işte şey hani LGBT artı onur yürüyüşü hani haber yapmak istediği o. Ve tabii LGBTİ'li meselesi. Buna ben bayılıyorum yani gerçekten. Çok böyle şey gibi. Belki hani biraz bu mevzuların üstünde düşününce insan kendisi de biraz deforme oluyor belki. Herkesin aklına öyle gelmeyebilir ama benim aklıma direkt böyle hastalıkla ilişkilendirilmiş gibi geliyor. Yani böyle işte AIDS'li falan gibi. Evet, bir de o var. Evet, LGBT üyesi de var. Orada da yine kafa karıştırıcı bir şey var. Buna son derece tamamım. Çünkü derneklerin adında var. Yani İstanbul LGBTİ diye mesela galiba var. Lambda İstanbul LGBT Derneği, LGBTİ Derneği var. Derneklerin adında geçiyor. Ama kastettikleri şey hani LGBT üyesi derken o dernek değil. Halbuki derneği de kastediyor olabilir. Eyvallah. Ama böyle bir LGBTİ'li, LGBT üyesi ifadeleri. Şimdi şeyde CNN çıktı. O sene 2 dakika 5 saniyelik bir haber yayınlanmıştı. Gazeteciler bilir yani çok sağlam bir süre.
Hani bir habere 2 dakika şöyle bir dursak, otursak hani aa bitmedi ya hala falan deriz. Yani bir 2 dakikayı saysak. Bunun 1 dakika 19 saniyesi Anadolu Gençlik Derneği diye bir dernek vardı. Kesintisiz onun açıklamasına. Ve onlar çeşitli şeylerde hala da bu açıklamaları yapıyorlar. Sanırım bu son onur yürüyüşü içinde bir şeyler yaptılar. Onlar değilse de onların benzeri başka bir grup. Ama yani 2 dakika 5 saniyelik bir haberde 1 dakika 19 saniyeyi tek bir tarafa ayırmak, onun son derece hayatı tehdit eden, oraya yürüyüşe katılacak olan insanların canına kasteden açıklamalarına yer vermek ve hadi diyelim ki ilk bültende bunu yaptınız, ondan sonrasında da hiçbir şekilde bir editlemeye vesaireye gitmeden bunu bütün devam eden bültenlerde tekrarlamak pek anlaşılır bir şey değil. Yani nasıl bir gazetecilik yapıyorsunuz sorusunu sorduracak bir şey. Bu aynı şey yani bambaşka gruplar içinde geçerli olabilir de. Kadınlarla ilgili de görüyoruz neticede zaten benzer şeyleri. Ama bambaşka gruplar için de geçerli olabilir de. Her durumda bir haberde dengesizlik söz konusu. Ve o dönemde ne oluyor mesela? Yerel basın, Bursa'da Eskişehir'deki haberleri haberleştirebilecek yerel basına da bakmıştık ama hayır yok yani bu buluşmalar. İyisiyle kötüsüyle yok yani, o da ilginç. İşte LGBT'lerin uğradığı şiddet zaten haber olmuyor. Mesela trans güzellik yarışması, magazin mi istiyorsunuz? Buyurun size magazin. Ama yine dediğim gibi iyisiyle kötüsüyle yok. Onur haftası medyada haber değil. Ne zaman haber oluyor? Biraz daha sola yakın diyelim ki yayınlarda. Onur Haftası'nın programı yayınlanıyor, eyvallah. Ama genellikle de işte Onur Yürüyüşü gününde ve onun sonrasında işte dediğim gibi yaklaşık 8-9 senedir de hep müdahaleler çerçevesinde. Hiç hani çözüm odaklı olmayan, biraz önce işte daha aktif bir gazetecilikten bahsettim ya. Hayır yani sadece bir şey oluyor ve işte o olan genelde de çok da olumlu olmayan bir dille bir şekilde yayınlanıyor. Alışılagelmiş o hani polis adliye haberciliği diliyle yayınlanıyor. Şimdi şunlara bakalım istiyorum. Bunlar bir tık daha eski haberler ama günümüzde de gayet şeyleri var, benzerleri var. Yine size soracağım. Bakabiliyorsunuz eğer birbirine benzer haberler. Buradaki dert ne olabilir? Yani bir dert var çünkü buraya geldiğine göre. Şu kısa okuyayım. Kuşadası'nda, bu da Doğan Haber Ajansı'ndan gördüğünüz üzere. Burada Sabah kendi imzasını atmış. Biraz daha yani muhabir artı Sabah demiş. Sabah'ta çalışan bir muhabir olduğunu varsayıyoruz. Az daha bilgi var. Kuşadası'nda Dora Takma isimli travesti Hüseyin Uğur Özer evinde bıçaklanarak öldürüldü. Travestinin cep telefonuyla dizüstü bilgisayarında alıp kaçan katil Serdar Ö yakalandı. Katil ilişkiye girdik, sonra aramızda tartışma çıktı. Onu öldürdüm dedi. Online'dan cevap var. Lütfen. Hicran'ın travesti demiş. Gözde Arı travesti olmasına vurgu var demiş. Ayşe Ongun şiddet detaylıca anlatılmış 4 bıçak darbesi demiş. Hı-hı. Burcu Sağlık mağdura illa bir sıfat verilmiş demiş. Evet, yine çok teşekkürler. Dediklerinin hepsi bu haberdeki sorunlu kısımlar. Bir de şöyle bir... Hicran 3'te o kullanımlar çok ayrış, yani travesti, trans meselesi çok şey miydi, bariz miydi? Çünkü tarihte 2013 hani, şimdi evet onu biliyoruz, seks işçisi diyoruz, trans diyoruz hani. Evet. O zaman travesti demek yanlış mıydı, size soruyorum yine. Rica ederim. Şöyleydi, yani 2013'te de artık değişiyordu. Ama haber diline yansıması için belki tabii ki biraz daha zaman gerekebilir. Ama her durumda burada hani trans öldürüldü, trans Dora'ya 4 bıçak darbesi gibi bugün daha kullandığımız ifadeyi de kullansa burada bir sorun daha var. Yani zaten şey mesela şunu diyor muyuz? Kadın İdil öldürüldü demiyoruz yani. Hani orada ancak şöyle bir şey. Bunu politik bir yerden sorunsallaştırıyorsanız tabii ki söyleyebilirsiniz. Trans cinayetlerinde işte artı bir. Kötü oldu ama hani böyle bir şey demek istiyorum. Bir derdiniz varsa bunu tabii ki o şekilde kullanabilirsiniz. Ama hele de
haberin içinde. Dediğim gibi bunlar hani 2013 tarihli ama birazdan göreceğiz. Biraz daha yakın tarihliler de var elimizde maalesef. İsim mevzusu. Evet, son adımın verilmiş olması. Dallal'ın da soyadının verilmemiş olması. Tabii. Diğer haberde HB diye geçiyor. Birlikte kaldı arkadaşı HB'yle. Yine kendisinin adını veriyor. Evet, o evet. Haberi biraz daha şey yapmış, genişletmiş. Burada S-Ö diye geçiriyor. İşte Serdar Ö demiyor. Şimdi Serdar Ö de yanlış. S-Ö aslında doğrusu. Çünkü mahkeme süreci tamamlanmamış ve aslında hukuken de isim kullanamaz orada. Mağdurunun fotoğrafının net bir biçimde verilmiş olması. Hatta belki ortadaki haberde direkt aslında özel diye verilmiş olması. Evet. Yani trans haberleriyle ilgili en temel sorunlardan bir tanesi bu. Siz kendinizi inşa ediyorsunuz. Siz biri oluyorsunuz. Ve başınıza herhangi bir şey geldiğinde öldürülmeyebilirsiniz. Ama başınıza herhangi bir şey geldiğinde sizin hani ortadan kaldırmaya çalıştığınız aslında kimlik bir anda karşınıza çıkıyor. Şimdi bu kimin için önemli? Hüseyin Uğur Özer'in ölmüş olması. Devlet için önemli, eyvallah. Nüfustan düşecek, işte maaş alıyorsa onu kesecek, bilmem ne yapacak falan filan yani. Ama haberci için bu niye önemli? Yani nasıl bir katkısı var habere? Bunları tabii şey tartışabiliriz. Bir hocamız mesela şey diyordu, yani parça parça tartışabiliriz. Bir hocamız diyordu ki işte yani Fransa'da artık bu kadar dikkat ediliyor ki mesela belli mahalleleri de etiketlememek için işte atıyorum Türkiye'deki versiyonu olsun diyelim. Hani tarla başında gasp mesela. Hani orada tarla başını bile kullanmamak noktasına gelmişti. Artık hani nerede ne oluyor onu anlayamıyoruz gibi bir eleştirisi vardı mesela. Böyle şeyleri tartışabiliriz. Hani onu demedik, bunu demedik. E peki ne kalacak geriye? E belki de o zaman haber değildir. Bir transın öldürülmesi tabii ki haberdir. Ama dediğim gibi bunu politik bir yerden, bir bağlam içinde veriyorsanız, bir kadının öldürülmesi tabii ki haberdir. Ya da işte gaspa uğraması diyelim ki. Ama bunun bağlamı önemli. Yani ben mesela belediye 5 aydır sokak lambalarını tamir etmediği için sokakta bir yerde tacize uğruyorsam bu tek başına bir haberdir. Ama bütün o belediyenin hani kadına dost olmayan uygulamaları bağlamında bir haberdir. Online'da hocam birikti biraz. Nihan Hanım atanmış isminin paylaşılması var demiş. Ezgi Aral peki doğru başlık nasıl olmadı demiş. Nil Yüce travesti ve cinsel ilişki vurgusu ve onun detaylarına yer verilmesi üzerinde durulması demiş. Ezgi Aral ama biri öldürüldü diyoruz. Kadın biri demesek de 23 yaşındaki kadın diyoruz, öğrenci diyoruz vesaire. Burada nasıl tanımlanmalıydı demiş. Nilüce maktulün torbada taşındığı fotoğrafın verilmesi sorumlu demiş. Yani doğru başlık ne olmalıydı? Bir de tekrar Ezgi Hanım işte burada nasıl tanımlanmalıydı sorusu var. Çok yine güzel. Şey heyecanlanıyorum. Kendim göremediğim için de şey böyle takip edemiyor hissindeyim. Gelin fotoğrafa bakalım bir de. Fotoğrafta gerçekten tabii şey yani çok böyle kriminal haller neticede bunlar. O polis adliye mantığı dediğimiz şey biraz olabildiğince uzak durmaya çalıştığımız şey. Hani yaşlar vesaire falan da bunlar genelde tutanaklardan alınan haberler oluyor. Ve tutanaklarda yazan bilgiler neyse işte onlar da giriyor. Ama şimdi tutanakta fotoğraf yok ya da varsa da yani başka fotoğraflar da var herhalde ama muhtemelen bu fotoğraflar yok. Yine burada şeyi görüyoruz. Hani bir taraftan güzellik mevzusunu görüyoruz. Şeydir böyle hani biraz acımasız bir laftır ama her tür haberde özellikle de üçüncü sayfa haberlerinde elinizde bir kere tabii ki iyi fotoğraf olması önemli bir şeydir haberde. Fotoğrafsız haber genelde pek düşünülmez ve yer bulamaz. Çok önemli bir şey değilse. Ama onun da bir adım ötesinde güzel birinin fotoğrafıysa o. Hadi bu diyelim ki yani %80'inde kadın olur ama yakışıklı bir adam da olabilir. Böyle bir durum da var. Yani burada Dora'nın nasıl diyelim hani dekolteli bir kıyafeti yine işte makyajlı bir fotoğrafı. Hani normal hayatından normalli şey olarak söylemek istiyorum gündelik hayatından alınmış bir fotoğrafı değil. İşte belki çeşitli hani özel olarak çekilmiş fotoğraflar belki vesaire ama neticede burada yani biraz o fotoğrafı kullanmayabilir miydik
başka ne olabilirdi? Hani bunun karşılığı da bu mudur? Gibi soruları sormak lazım. Şimdi başka biraz örneklere döndüğümüzde ne olabilirdi? Kuşadası'nda travesti cinayeti diye bir haberle karşılaşıyoruz yine. Bu da yine Doğan Haber Ajansı. Muhtemelen ajanstan direkt bu gelmiş yani. Hüseyin Uğur Özer ölen. Kadını, maktulü nesneleştirmeye yönelik bir pratik var. Yani onun o güzelliği. Genel olarak kadın cinayetleri haberlerinde de karşılaştığımız bir şey bu. Ya şiddeti pornografikleştiriyoruz ya da kadını nesneleştiriyoruz. Ama genelde hani haber için uygun olabilecek fotoğrafı pek de o kadar aramıyoruz. Haber için uygun olabilecek bir fotoğraf var mıdır? Bu da tartışmalı bir soru olabilir. Yani bir ölüm söz konusu olduğunda neyi kullanmak gerekir? Hani o açılardan tartışmalı şeyler. Ama bu haliyle kullandığımızda ya nasıl diyeyim? Yani işte hani seksi bir kadın var burada. Başlıkta zaten travesti olarak atılmış. Hani bu Hıncal Uluç'un zamanında söylediği lafı hatırlayalım. Hani su testisi su yolunda kırılır filan gibi çağrışımları bizde uyandıran bir metin haline dönüşüyor. Bu arada Taraf gazetesi 11 Temmuz 2013. Taraf döneminin böyle hani en ilerici, en entelektüellerinin çalıştığı, benim arkadaşlarımın da çalıştığı yani zamanında içinde bir yayın. Ama orada bile böyle bir duyarlılık söz konusu değil. Şeylere bakılabilir. Kaynağı çeşitlendirmek bu açıdan çok önemli. Elinize Doğan Haber Ajansı'ndan haber geliyor olabilir ve bu haber en temel bilgileri içeriyor olabilir. Eyvallah, bunu kullanalım. Ama bunun yanında işte o yüzden gazetecinin görevi bilmek dediğimizde, gazeteci bu alanda çalışan dernekleri bilmek zorunda. Bu alanda çalışan işte ne bileyim illa derneğe bağlı olmayan aktivistleri, üniversitede kimler var, kimler yok. İşte gazetecilikte mesela bu alanda uzmanlaşanlar var. Bunlar kimler? Buralardan edineceği bilgilerle çok daha tam bir haber yapmak mümkün. Şimdi ilk defa şokun haberinde karşılaşıyoruz. İşte o bağlamda yani ne için yazıyoruz biz bunu? Hani o sansasyonel tarafı, dikkat çekici tarafı için mi yazıyoruz sadece? Yoksa işte burada da olduğu gibi mesela biraz önce de şey demiştim ya, hani trans cinayetlerinde işte bir kayıp daha atıyorum. Yani onun ne olduğunu biraz daha adlayınca vermek ve hangi bağlam içinde olduğunu. Trans cinayetleri politiktir, kadın cinayetleri politiktir diyoruz ya. Neden? Yani şimdi istatistiklere baktığınız zaman karşınızdaki insanlar da diyor ki hadi canım diyor, erkekler daha fazla öldürülüyor. Evet, emin olun da öyledir yani. Oran olarak baktığınızda illaki daha fazla erkek öldürülüyordur. Ama kadınların öldürülme nedenleri, transların öldürülme nedenleri aynı olunca ve o politik ve toplumsal yapıdan kaynaklanınca o başka bir şey haline geliyor. Burada da işte evet yani trans cinayeti diye hani bir trans öldürüldü, bir trans daha öldürüldü falan bu anlamda kullanmakta bir sıkıntı yok. Ama işte sırf hani travesti dehşeti, travesti işte fuhuş pazarlığı yaptığı kişi tarafından öldürüldü falan deyince orada çizdiğin şey ha bunlar zaten işte para karşılığı seks yapan insanlar hepsi öyle gibi bir şey oluyor. Online'dan Nihan Hanım, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin kadın LGBT artılara yönelik şiddet ve cinayet haberleri için kullanılabilecek görsel arşivi var. Evet. Danışmayı hatırlatan kadın ve LGBT artıları mağdur ve kurban gösterme gibi gösterme fotoğraflar yüklenebiliyor. Açık kaynak ve buradan kullanılabilir. Aslında fotoğraflar haber yaparken diye eklemiş. Evet, çok güzel bir hatırlatma. Bir şey ekleyebilirim. Evet var ama LGBT artılar artı kategorisi nin sayısı çok az diğerlerine oranla. Belki böyle bir şey eklenebilir. Ve şeyi de kendi aklımıza da tutabiliriz yani. Aklımıza gelen şeylerle o kaynakları beslemeyi de aslında bir taraftan düşünebiliriz. Şimdi burada işte birazcık daha farklılaşıyor. Yine aynı fotoğraflar kullanılmış. Haberin içeriğinde yine isminden bahsediliyor ama en azından başlığında bunun bir nefret cinayeti olarak adlandırılmış olması biraz daha olumlu bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Nefret cinayeti dediğimiz, nefret suçu dediğimiz şey ne? Bir kişinin sahip olduğu bir özellik nedeniyle hukuken suç olarak kabul edilen bir eyleme maruz kalması. Burada da aslında trans kimliğinden sebep bir cinayete cinayet öldürüldüğü diyeyim. Vurgusu var. Biraz da neden yani bu haberde yok mesela ama şunlar oluyordu. Ters ilişki teklif etti öldürdüm
Mesela bir dönem bu çok vardı. Bakire'yi de öldürdüm gibi işte yani. Bir bahanenin mevzuyu meşrulaştıran, cinayeti meşrulaştıran bir hale getirilmesi. Şimdi burada bunu tabii yani böyle bunları beraber yapabilmek isterdim. Biraz daha belki masa başında o yüzden bir arada olmak iyi oluyor. Hakikaten haberi beraber yazabilmek. Gündüz Baba, Gece Alev. Habertürk 2015 yılında bunu vermiş. İstanbul'da bir çocuk babasının ölümünün ardında polisi bile şok eden bir hikaye çıktı. Şimdi Habertürk bununla çok övünüyor. Bunu ben ortaya çıkardım diyor yani, özel haber. Bir parça devamı da var. Travesti cinayetinin ardından gizli bir hayat öyküsü çıktı. Evliymiş, çocuk sahibiymiş. İşte ama bir yani kadın kılığındayken diyeyim. Çünkü hani kadın kıyafetleri giymişken diyeyim. Bir cinayet gerçekleşiyor. Ve bunun üstünden giden bir haber. Arkasından işte Alev'in eşi hamile. Travesti Alev'in eşi 6 aylık hamile çıktı filan. Böyle köpürterek ilerleyen bir haber söz konusu. Şimdi burada, pardon. Burada bir haber var mı? İlginç tabii yani. Haber dediğimiz şey nedir? Her zaman karşılaşmadığımız şey. Ki belki orada bile biraz düşünmek lazım. Yani haberin çok klasik bir tanımı vardır. İşte köpek insanı ısırırsa haber değildir. İnsan köpeği ısırırsa haberdir. Şimdi biz de böyle öğrencilerle aramızda konuşurken hep şeyi diyorum ben. Hangi köpeğin kimi ısırdığına bağlı. Yani Trump'ın köpeği Obama'yı ısırıyorsa mesela bu haberdir. Yani dolayısıyla yani tabii ki şey yani o sıradan olan haber değildir anlatmak istiyor da sıradan kabul ettiğimizin içinde bile bambaşka şeyler çıkabilir. Şimdi bu anlamda da işte tamam evli birinin işte başka bir hayatı varmış eyvallah vesaire ama şimdi bunu tek bir hikaye olarak paylaştığımızda ve özellikle de bu şekilde işte yürek yakan aile dramı. Bir kere nereden biliyoruz ki? Yani belki karısı da aslında biliyor ve karısı da aslında son derece hani birbirleriyle uzlaşmışlar. Adamın yaşamak istediği başka bir hayat var falan. Yani bunları zaten bilemeyiz ki. Ama neyi öngörüyor, neyi kabul ediyor işte burada? Hani heteroseksüel bir ilişki, %100 heteroseksüel bir ilişki olduğunu, kadının haberi olmadığını ve bunun bir dram yani asla kabul edilemez. Hani bir üzücü bir şey olduğunu. Bir kere tabii hani adamın ve ailesinin bütün kişilik haklarının hani üstünden geçilmiş yani. O bir tarafa. Öte yandan böyle tekil hikayelerle bir yere varmak çok mümkün değil. Bir böyle hikayelerle sağlanan görünürlük de çok kabul edilebilecek bir görünürlük değil. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi Ayşe Arman. Ayşe Arman Hürriyet gazetesinde LGBT artılarla ilgili en çok haber yapan, en çok yazı yazan gazetecilerden bir tanesi. Ve Halil İbrahim Dinçdağ'ı belki hatırlarsınız. Eşcinsel hakem. Eşcinsel olduğu için işte hakemlikten atılıyor. Çok ciddi bir dava süreci yaşanıyor. Evet. Ve dernekler falan çok yanında. Yani Halil İbrahim Dinçdağ yüzünü göstermezken bir anda gösteriyor. Kendisi de politize oluyor falan filan. Ve Ayşe Arman bunun çok önemli aktörlerinden, parçalarından bir tanesi bu sürecin. Halil İbrahim Dinçdağ ile ilgili 3 tane falan haber yaptı herhalde. Yani Hürriyet gibi bir gazetede işte tam sayfa, bazen daha fazla falan ve son derece de savunduğu bir yerden. Bir yerde İstanbul, Lambda İstanbul'un adı geçiyor. Tek bir yerde. Hani halbuki bütün o süreçler dernekler aracılığıyla, derneklerin avukatları falan aracılığıyla yürüdü. Ve sanki zannedersiniz Halil İbrahim Dinçdağ eşcinsel olduğu için işiyle ilgili sorun yaşayan tek insan Türkiye'de. Yani başka hiçbir şey yok. Hani o bağlam yok yani. Bağlam dediğim şey böyle bir şey. Hani burada mesela neyden bahsettiğinizde işte Türkiye'de yaşayan eşcinsellerin karşılaştığı, iş yerinde karşılaştığı sorunlarla ilgili dernekler her yıl rapor çıkartıyorlar, belge topluyorlar, tanıklık topluyorlar. Yine haberciyi gıdıklayacak unsur var. Yani yine okura gel yapacak, haberi haber kılacak unsur yine var orada. Ama bunu görmemeyi tercih ediyor. Bunu da kötü niyetinden yapmıyor. Ama yani hani kötü niyet, iyi niyet meselesi değil neticede. Aslında kötü gazetecilik yapılmış oluyor bir taraftan da.
Çünkü tekil hikayeler bizi işte ya böyle dram hikayelerine sürüklüyor ya da başarı hikayelerine sürüklüyor. Halbuki ortada bir yerde işte LGBT örgütlerin hani hep dile getirmeye çalıştığı gibi hani o 1 Mayıs'a katılan işçi Ahmet var, şeyci sekreter Fatma var neyse ve onlar da kendilerini işte lezbiyen, biseksüel, gay, trans olarak tanımlayabilirler. Onların da hikayeleri var. Yani sadece başarı ya da dram değil. Bir önceki kısımda bahsettiğimiz örnekler bu rapordandı. Şey hepsi değil ama bir kısmı sanırım. 2017 tarihli Hrant Dink Vakfı'nın yaptığı trans kadın cinayeti haberlerinde ayrımcı söylem raporundan ayrıca bir rapor yapılmaya başlanmıştı. Bir zaman sonra. Geriye doğru gidiyorum. Şimdi bağlam diyorduk ya, yani bağlam şey olarak da önemli tabii ki. Bütün bunları besleyen ortam açısından da önemli. Politik olarak ayrımcılığı destekleyen bir ortamda, bunun son derece meşru olduğu bir ortamda gazeteci de bunun bir parçası olabiliyor. Gazetecinin yani bazen bilerek isteyerek oluyor. Bazen işte o bilmeme halinden dolayı bunun bir parçası olabiliyor. Ama neticede hani genel o siyasi ve toplumsal havanın ne kadar destekleyip desteklemediği önemli bir şey. Ve şöyle bir şeye dikkat çekmek istiyorum ki bu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasını belki biraz milat olarak kabul edebiliriz. Ayasofya'nın açılışında yaptığı işte eşcinsellik hastalıktır. Hele bir de pandemiden çıkmadığımız yani pandeminin göbeğinde olduğumuz bir zamanda yapılmış bir açıklama. Onunla beraber öyle geliyor ki bana gözlemlerim doğrultusunda seçimlere giden süreçte LGBT artılar biraz zayıf halka olarak kabul edilip üstüne yüklenilen bir kesim haline geldi. Yani çünkü her konuda böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Son zamanlarda LGBT artılarla ilgili olarak aklınıza gelen haberler mesela neler acaba? Mesela şu anda Pride haftasının içinde, haftasının da içindeyiz. Zaten ayının da içindeyiz. Yasaklandı. Yani neredeyse organize olmaya başladığı ilk Pride'dan bu yana sanırım ilk defa bu kadar hepsi birden. İlk Pride de çünkü yasaklandı. Evet. Parça parça şeyler yapıyorlardı, engelliyorlardı insanların toplanmasını falan. Onur yürüyüşünü zaten işte 2013'ten sonrasında hep bir şekilde baskılamaya çalıştılar. Ama bu kadar böyle tüm haftanın yasağı. Hatta geçen sene Pride kutlamaların olacağı gün gazeteci Bülent Kılıç boğazına bastırılarak polis şiddetine maruz kalmıştı. Nefes alamıyorum diye sendikanın da üyesi olan Bülent Kılıç, AFP çalışanı böyle ön plana çıkmıştı Pride haftası mesela. Evet. Yani gazetecilik yapan kişilere bile o şiddeti uygularken eylem yani aslında onun yürüyüşüne katılanlara nasıl şiddet uygulandığının gözler önüne serildi. Tüm dünyanın gördüğü şey yani giderek zaten onur yürüyüşüne yönelik baskı giderek artıyor. 2013'te Gezi'den sonra hani hakikaten çok ciddi bir katılımla gerçekleştirilmişti onur yürüyüşü. Pek çok kesimin katkısıyla. Mesela 2013'te LGBT artı hareket açısından ve LGBT artılar açısından bir milattı aslında Türkiye'de. Orada da yine varlıklarını meşrulaştırmışlardı çünkü tırnak içinde. Hani hiç böyle bir meşrulaştırmaya tabii ki kimsenin ihtiyacı yok. Ama Gezi'de vay be en önde işte onlar vardı, işte bayraklarla o şey yapıyorlardı, mücadele ediyorlardı falan söylemiyle bir anda evet onlar da varmış ve toplumsal mücadelede biz meğer aynı yerde duruyormuşuz bilgisi geldi toplumun bir kısmına en azından, muhalif kesime bile. Ve oradan sonrasında LGBT artıları anmadan bir şey yapmak pek mümkün olamadı. Aradaki o ilk dönemdeki konuşmalarda böyle denk gelmiş olabilirsiniz. Tam nereye konacağı bilinemeyen, tam nasıl adlandırılacağı da bilinemeyen, işte o hani LGBTİ'lilere gitmedi hiçbir zaman sol hareket, o kadar değil ama böyle şey hani ufak tereddütleri yaşadığı konuşmalar yapıldı ama artık hani şey yapmak mümkün değildi yani gözden uzakta tutmak mümkün değildi LGBTİ hareketi.
Ama evet, son dönemlerde haberlerden bir tanesi bu. Pride'ın haftanın tamamen Kadıköy ve Şişli kaymakamlıkları mıydı? Kadıköy'den eminim de öbüründen değil. Yani iki kaymakamlık, etkinliklerin olduğu bölgedeki iki kaymakamlıkta tüm etkinlikleri yasakladı. Daha önce Ankara'da böyle bir yasak vardı. O da mahkemeye gitti. Bazen döndü. Sonra bir daha başka türlü, başka gerekçelerle yasaklandı falan. Bir süredir böyle bir LGBT artıları kamusal alanın dışına atma mücadelesi yaşanıyor resmi olarak. Halbuki yine aynı iktidar döneminde dernekleşme mesela mümkün olabildi aslında. Bütün bunlar haliyle haberlerin dilini de etkileyen şeyler oluyor. 2007 Aralık'ta bir çalışma yapmıştık Mutlucan Şahan'la. Hürriyet gazetesinde LGBT artıların temsiliyle ilgili. Orada okur yorumlarına da baktık mesela ve şeyi çok net görüyorsunuz. Haberin dili okur yorumunu da etkiliyor. Yani bu daha şey olduğunda, yani haber dili daha magazinel, daha işte dışlayıcı vesaire olduğunda yorumlar da bundan cesaretleniyor. Biraz daha başka türlü ele alındığında yorumlar da tırnak içinde daha derli toplu olabiliyor. Başka haber son dönemlerde LGBT artılarla ilgili. Boğaziçi direnişinin ilk zamanları, LGBT artılar işte yaptılar, sergi yaptılar, işte Kabe'nin fotoğrafı yerlerde sürüklendi falan filan gibi. Çünkü işte biraz önce demeye çalıştığım şey oydu, hani seçime kadar giden süreçte biraz zayıf halk olarak kabul ediliyorlarmış ve üstlerine oynanıyormuş gibi geliyor. Çünkü kimsenin kalkıp da şöyle bir gururla, cesarete hiç gerek yok tabii ki, gurura da belki. Ama şöyle bir durarak savunabileceği bir grup değil hala. Yani bu da çok şaşırtıcı bir, siyaseten de çok şaşırtıcı bir şey. Benim yakın tarihte tek hatırladığım Şerdil Dara Odabaşı'nın işte Kadıköy meclis toplantısında birisi ona işte canım sizin nedir bu LGBT ilginiz, çok mu seviyorsunuz sorusuna kürsüden şey diye seslenmesidir. Evet, özel ilgim var. Evet, LGBT'lere özel ilgim var. Çünkü işte insan hakları vesaire falan diye devam etmesidir. Benim bildiğim tek kamuya açık ve ana akım parti diyeyim, den gelen açık destek bu. Haliyle yani son dönemlerde hatırladığımız şeyler genelde pek çok olumsuzlukla ilgili. Ama bir, bu bize neyi gösterdi? Pek çok şey bilmiyoruz aslında. Yani şu anda ben de kafadan pek çok şeyi sayamıyorum ama bugün bakarken mesela neler neler olmuş şu gördüm LGBT artı bağlantılı gündemde. Bunlar yeni akit örnekleri. Yeni akit mesela LGBT artılarla ilgili haberlere en ayrıntılı şekilde yer veren yayınlardan bir tanesi. Bu da yine çok söylediğim bir şeydir. Kaos GL'nin genelde bültenlerini alıyorlar ve basıyorlar. Haliyle habere baktığınız zaman haberin içine bunlar da var da genelde böyle etkinlik haberlerinde falan hiçbir sorun yok. Çünkü bayağı alıp kullanıyorlar ama ne yapıyorlar? İşte sapkınlar dehşet saçıyor. Yani başlıklar ve ara başlıklarla ve araya koydukları sıfatlarla haberi bambaşka bir hale getiriyorlar. Bu ayrıca kurgulanmış, yani özel bir haber, verdiğim örneklerden biraz daha farklı. Şimdi buralarda şöyle bir şey var. Yani yeni akit neden işte yeni akit? Yeni Akit'te yapabileceğimiz bir şey yok. Yani Yeni Akit'in nerede durduğu belli, nasıl bir gazetecilik yaptığı belli. Sadece LGBT artık onlarla ilgili değil, başka pek çok konuda da ne yaptığı belli filan. O yüzden ben artık şey diyorum, hani bunlarla uğraşmaya, enerjimizi bunlarla harcamaya gerek yok. Ama hani ifşa etmek ve görmek muhakkak ki lazım. Çünkü rahatsız oluyorlar. Özellikle de Hrant Dink Vakfı ile nefret söyleme raporlarını hazırladığımız dönemden biliyorum. Yani son derece açık bir şekilde LGBT artılara ya da başka dezavantajlı gruplara toplumsal sıkıntılardan ötürü dezavantajlı konumda bulunan, kendiliğinden dezavantajlı olmayan yani aslında gruplara, çeşitli azınlıklara açıkça nefret söylemi içeren yayınlar, onlar hakkında yayınlar yapmalarına karşın nefret söylemidir sizin bu yaptığınız dendiğinde rahatsız oluyorlar. Ne münasebet, asıl biz nefret söylemine uğruyoruz, asıl biz hedef gösteriliyoruz falan diye karşı bir şeye geliyor. Yani kimse yaptığının işte mobbing olsun, şey olsun, nefret söylemi olsun bu kadar ifşa edilmesinden rahat, hoşnut değil. O yüzden ifşa etmek önemli. Nitekim hani fotoğrafı da şöyle baktığınız zaman da gayet şey, dediğim gibi
iyi görseller kullanılmış. Boğaziçi Köprüsü'nün Pride renklerine büründüğü filan. Ama şeyler, ne derler, başlıklar, ara başlıklar ve kullanılan sıfatlar sorunlu. Genelde zaten haberde bunlardır sorun yaratan şeyler. Çünkü işte hani ajanstan bir haber geliyor. Çok ham bir haber olduğunu düşünün. Beşine bir kal sorusunun cevabı var. Okey. Hani sizin bunu nasıl haberleştireceğiniz, hangi açıdan bakacağınız, işte hangi görseli kullanacağınız, hangi başlıkları atacağınız vesaire, bunlardır ajans haberini sizin ya da işte sizin yayınınızın haberi haline dönüştüren şeyler. Yoksa hani bütün gazetelerde aynı haberleri, ki bazen de görüyoruz. Orada işte nasıl farklılaşacağımız önem taşıyor. Şimdi burada mesela 2019'a geldik. Yine bir travesti, Karaman gündemde bir travesti haberi yani. Sıkıntılardan bir tanesi şu. LGBT artılarla ilgili mevzular, belki hani aslında pek çok bütün azınlıklarla belki ilgili mevzular böyle lineer bir şekilde ilerlemiyor. Yani işte 1990'larda kötü haberler yapıyorduk. 2000'lere geldiğimizde işte biraz daha değişti. Şimdi 2020'lerdeyiz, artık jargona hakimiz, herkes her şeyi biliyor falan diye bir şey yok. Mutlaka hep böyle baştan konuşmak, baştan birilerine bir şeyleri anlatmak gerekiyor. Şimdi burada da işte ne demiş? Bir kişiyi bıçaklayan travestiler kendilerini çeken gazetecilere tepki gösterdi. Şimdi burada konu edilen adli olayla doğrudan ilişkili olmamasına rağmen haberin başlığında travesti kelimesi kullanılarak failin cinsiyet kimliği öne çıkarılıyor. Bu vurgu haber metninde de sürdürülüyor. Hani olayla ne ilgisi var sorusunu hep soruyoruz. Burada işte bir kişiyi bıçaklayan erkekler demiyoruz. İşte bir kişiyi bıçaklayan kadınlar genelde demiyoruz, diye de biliriz. Bir kişiyi bıçaklayan Adanalılar, bir kişiyi bıçaklayan Suriyeliler falan gibi şeyler. Şimdi ne diyoruz açıdan? Suriyeliler diyoruz bence. Diyoruz. Bunlar neden sorunlu? Bunlar şu açıdan sorunlu. Bunlar insanlar işte Suriyeli olduğu için, travesti olduğu için, kadın olduğu, erkek olduğu, Adanalı olduğu için falan olan şeyler değil. Yani olayın sebebi kişinin kimliği değil. O açıdan sorumlu. Ha, ama mesela baktığınız zaman, mesela kadınlar üzerinden veriyorum bu örneği. İşte kadın şoför can aldı diyelim ki. Şimdi erkek şoför can aldı demiyoruz ama kadın şoför can aldı diyoruz. O böyle bir cepte zaten. Peki diyelim ki baktık. Hakikaten yine istatistiksel olarak kadınlar hakikaten daha kötü şoför. Oransal olarak daha fazla kazaya karışıyorlar. İşte daha fazla kaza ölümlü oluyor. Şimdi buradan kadınlar kötü şofördür'e vardığımızda kadın olduğu için o kazayı işlediğini söylediğimizde sorun başlıyor. Çünkü kadın olmasının kazayla öyle bir ilişkisi yok. Şöyle bir ilişkisi var. Evet, daha geç yaşta araba kullanmaya başlamış olabiliyor. Daha az deneyimli olabiliyor. Trafikte daha fazla tacize uğrayabiliyor. Daha tedirgin olabiliyor diyelim ki. Yani bütün bunlar gerçek olabilir. Ama bunları bir tarafa bıraktığımız zaman ve kadınlar gerçekten daha çok kaza yapıyor olabilir. Ama o arkasındaki toplumsal geçmişi ve sebepleri bir tarafa bırakıp kadınlar kötü şofördür, İşte niye beyinlerinin sağ tarafı çalışmıyor falan gibi öyle bir bağ yok arada. Yani haliyle burada da mesela bir dönem yoğun bir şekilde işte travestilerin şiddet olaylarına karışması söz konusu olabilir. Ama gazetecinin yapması gereken ne? Bunun arkasındaki nedeni aramak. Yani hakikaten neden? Mesela bir dönem şeydi, translar sokağa çıkıyorlardı ve para cezası kesiliyordu. İstiklal Beyoğlu bölgesinde özellikle. İşte genel huzuru bozmaktan, halkın bilmem nesini zedelemekten falan gibi böyle eften püften bir bahaneyle sürekli para cezası kesiliyor. Onları sokağa çıkarmamak çünkü amaç. Ama işte ne oluyor? Ben diyor yani bu cezayı ödemek için diyor para kazanmak zorundayım. Ben girip de herhangi bir yerde tezgahtarlık yapamıyorum. Girip de herhangi bir yerde işte diplomasını almış olmama karşı mühendislik yapamıyorum. Hani beni sen zaten seks işçiliğine mahkum etmişsin. Ki hani mahkum mudur, tercih midir, o da yine ayrı bir siyasi de tartışma konusudur. Ama lafı öyle kurmuş olalım cümleyi.
Benim zaten yapabileceğim iş bu. Sen bana sokağa çıkma, yani sokağa çıktığım anda para cezası kesiyorsun ama çalışmaya kalktığım anda da işte hani yakalıyorsun, hapsediyorsun, bilmem ne yapıp tutukluyorsun vesaire falan. Hani nereden çıkacağız bu kısır döngüden? Şimdi bunun böyle olduğunu anlatmadan işte translar gece tarla başında olay çıkardı demek başka bir şey. Hani bunun arkasında neler olup bittiğini anlatmak başka bir şey. Bu yine birine hak vermek değil. Yani o eylemin sonucu öbürü de olmayabilir ama şeyi anlatmak, bütün o bağlamı anlatmak. Burada mesela nasıl yazılabilirdi de bir işte örnek de var. Karaman'da bıçaklı saldırı mesela. Yani bu yerelde önemli bir haber olabilir. Bir fiziksel bir saldırı söz konusu olmuş. Buradan başlanabilir. Ve muhakkak ki belirtilmesi gerekiyorsa kişinin cinsiyet kimliğinin hangi bağlamda, neden belirtilmesi, belirtildiği iyice açıklanabilir. Bu yine Biyanet'in kitabından şey hani neyin yerine neyi kullanabiliriz'e birazcık daha hani çözümlere dair bir şey. LGBT'li değil, LGBT ya da LGBT'yi artı. Bunlar da çok değişiyor. Az önce söyledim yani Lambda İstanbul LGBTT Derneği resmi olarak kurulduğunda çünkü o dönem trans ve travesti ayrı olarak kullanılıyor. Artık kullanılmıyor. Lambda İstanbul'da kendi LGBT Derneği, LGBT'yi derneği diyor galiba şimdi. Şurada mesela gay, gay yani okunuşları aynı. Şimdi bu mesela LGBT artı hareketin mücadele alanlarından bir tanesi. Erkek eşcinselleri tanımlamak için kullanılan bir ifade gay. LGBT artı harekette diyor ki bunu kullanalım okey. Yani erkek eşcinsel yazmak işte uzun oluyor, olmuyor filan. Ama bunu Türkçe okunuşuyla kullanalım. Ki hani o kadar da kökü dışarıda bir şey olarak çıkmasın karşımıza. O yüzden LGBT artı hareketin tercih ettiği kullanım bu. Travesti yerine trans yine bundan bahsettik. Şimdi bilim adamı bilim insanı, iş adamı iş insanı. Bazen öyle bir noktaya gidiyor ki gerçekten bir iş adamı söz konusu. Bir adam var yani orada, bir erkek var. Mesela o zaman da iş insanı gibi bir ifade kullanılabiliyor. Kullanılmasında bir sakınca yok ama gerek var mı? Hani illa böyle hani her yerde kullanmaya gerek yok. Yani bir iş kadını söz konusuysa iş kadını diyebiliriz ya da iş adamı söz konusuysa iş adamı. Sorun nerede çıkıyor? Genel bir haber yaptığımızda evet yani bilim adamları da bilmem neyi buldu falan dediğimizde orada problem başlamış oluyor. Kızlık soyadı, evlenmeden önceki soyadı. Farklı cinsel yönelimler, çeşitli cinsel yönelimler. Çünkü neden hani farklı? Neye göre farklı? Yani demek ki bir tane farklı olmayan bir şey var. Herkesin yaptığı bir şey var. Normal. Bir de onda norm var. Evet, bir norm var. Bir de normun dışında bir şey var. Onu ortadan kaldırmak için bu eşcinsel evlilik yerine evlilik eşitliği. Bu mesela Fransa'daki LGBT artı hareketin bir girişimi oldu. Eşcinsel evliliği diye geçtiğinde çok işte şey hani ne demek bu filan. Hareket dedi ki hayır ya biz herkes için evlilik istiyoruz. Madem evlilik diye bir şey var, bir kurum var ve bir insanlar bazı hukuki haklardan yararlanıyorlar. Ben de bundan yararlanmak istiyorum. Dolayısıyla evlilik eşitliğini istiyoruz. Cinsiyet değiştirdiği yerine cinsiyet geçişi. Kızlık zarı yerine himen kullanılması tavsiye ediliyor. Ama biraz dilimizin dönmediği şeylerden biri olabilir. Biraz alıştırabiliriz. Bayan hitap aslında. Yani Türkçe'de de çok belki kullanılmayan da bir tarafı vardı diyebiliriz. Yani şey gibi hani hani Mrs. Engin Deniz dediğimizdeki bayan Engin Deniz oluyor. Oradaki bayanla ilgili benim bir sıkıntım yok. Genel olarak yani bayanı tamamen her yerde karşı değilim. Ama bayanlar voleybol takımı karşısında erkekler voleybol takımı. Yani kadın dememek için kullandığında o zaman sıkıntı doğuyor. Kadını da neden demek istemiyor? Çünkü tamamen cinsellik üzerinden yürüterek hani cinsellikten önce kız bunlar, sonra kadın, gencecik kızlarımıza nasıl kadın deriz? Genç bayan voleybol takımı gibi var çünkü böyle bir örnek yani vardı değişmediyse adı orada. Diyanet'in hutbesinin böyle bir ana nokta olduğundan bahsetmiştim. Hani nasıl medyaya yansıdığı ile ilgili bir çalışma yapmıştık 2020'de.
Çok gördüğünüz gibi yani çok fazla yayın yapılıyor. Neden yapıldı? Mesela o konuda baro tartışması ve İstanbul Sözleşmesi tartışmasına bağlandı. O yüzden diyorum bu seçime doğru giden dönemde zayıf halkalık meselesine. Baroların, çoklu barolar tartışmasında Ankara Barosu'nun Erbaş'a karşı açıklaması bir anda oradan baroları itibarsızlaştırmaya ve hani o çoklu baroyu ne kadar iyi bir şey olabileceğine dair bir tartışmaya yönlendirdi. İstanbul Sözleşmesi'nden daha imza çekilmemişti. Neden çekilmesi gerekiyor ya dair de yine bir argüman oldu. Bunlarla aynı dönemde çünkü şeyde işte eşcinsellik yine onur haftasına gittiğimiz zamanlar hani çocuklarımızı bunlar hedef alıyorlar. Aslında sapıklara falan giden bir şey oldu. Olumlu kategorisindeki dağılıma şöyle bir baktığımızda işte kabaca 40-50 tane haberle karşılaşıyoruz. Neydi? Yayınların dağılımında bir 500 tane falan haber var. Bunların 40-50 kadarı olumlu diyebileceğimiz haberler. Bunlar neler? Biraz onlardan bahsedelim. Eşcinsellik hastalıktır diyen, şimdi aynı dönemde bir doktor Twitter hesabında Almanya'da çalışan bir Türkiye kökenli doktor eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim diyor bir hekim olarak. Bu çok çeşitli şekillerde haber yapıldı. Almanya nasıl böyle bir şey yapar diye haber yapıldı. Gazete Pencere konuya öbür taraftan başlıyor. Hani bazı insanların yaşam hakkını elinden alan bir ifade söz konusu olduğu için, hani ona yol açan bir ifade söz konusu olduğu için Almanya göz yummadı diyor. Yine bunlar da tabii ki ayrıca tartışılabilir. Homofobiyi ön plana çıkartan bir başka yayın. Daha çok Gazete Pencere'deydi zaten bu yayınlar. Gökkuşağının altında güvende olmak, Diyanet devlet olduğu hedef laiklik. Hani herkes biraz da bir kendi bakmak istediği yerden aldı. Yekten LGBT artıların hakları çılgınca savunulmadı belki. Ama en azından olumlu bağlamda geçti. Nefret söyleminde birleştiler gibi. Burada bu büyüttüğüm için çok bulanık çıkıyor ama bir köşe yazısı. Yine az önce bahsettiğim şeye destekleyen bir yazı. LGBT haklarının aile ve toplumu yıkan unsurlar olarak lanse edildiği ve adeta bir cadı avının başlatıldığı bu dönemde bu aile, din, gelenek, milliyet, bayrak, ezan söylemleri bir ihtiyacın ürünü. Yani en rahat kitleleri birleştirecek şeylerden bir tanesi LGBT artı karşıtlığı olarak karşımıza çıkıyor. Yerel basında çok olumlu haberler de çıktı. Yani yerel basın biraz daha belki zorlu bir alan olarak kabul edilebilir. Ama orada da hani açıkça ismiyle bu hutbeyi eleştiren yayınlara yer verildi. Şimdi burada da yine yani derneklerle ilgili 18 yayın vardı Happy Topu. Yani örgütlü LGBT artı hareket biraz görmezden geliniyor maalesef şey tarafından da yani harekete yakın olan yayınlar tarafından da. Ve bizim sorumluluğumuz ne? Yani hakikaten bilmek. Gazetecinin sorumluluğu bu. Öncelikle temel konuları bilmek. Ve ardından başvuracağı kaynağı ve kaynakları bilmek, sormak, aramak, düşünmek, irdelemek. Yani bilmediği şeyi sormak gerçekten de. Cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, cinsel tercih. Böyle whoop diye üstümüze atıldığında bunlar kafamız karışabilir, değil mi? Normal, şuralarda bir yerlerde bir, evet. Böyle sempatik, Türkçeleştirilmiş de görseller var da ben bu sunuma yabancı dilde olanları yetiştirebildim. Biz bir şekilde doğuyoruz ve bu sahip olduğumuz şey cinsiyet. Yani doğduğumuzda elimizde olan şey cinsiyet. Ki bu da sadece kadın ve erkek değil. İnterseks dediğimiz şey orada giriyor işin içine. İnterseks'lerde de sadece üreme organlarının hem kadın hem erkek organı olması değil mesele. O az önceki o spektrumda bahsettiğim bütün hormonsal mevzular da devreye giriyor aslında. Yani şu anda bendeki bilmem ne hormonu aslında erkeklerde daha çok rastlanan bir hormon olabilir ve bu bunu ben bilmeden yaşayabilirim. İşte bir interseks bebekte bu belki daha görünür bir şey oluyor. Sorun ne?
o doğumunda atanmış cinsiyet diyoruz ya, bebek doğdu, kadın ve erkek üreme organlarına sahip, ha böyle olmuyor. Yani buna çünkü aklımız ermiyor, zihnimiz yetmiyor bunu anlamaya. Beyin biraz öyle bir şey, kategori seviyor. Dün toplumda keza. O zaman doktorlar bakıyorlar, buna bir karar vermek lazım. Bu kararlar, atıyorum 100 karardan en az 70 tanesi ne doğrultuda oluyor sizce? Erkektir bu oluyor. Yani şu anda o çalışmanın yüzdesi yok elimde. Ama böyle. Yani şey, çünkü erkek olmak tercih edilen. Yani ister istemez işte o ön yargılarımızdan etkileniyoruz bilmem ne falan filan dedim ya. Bunu çok bilimsel temellere dayandırıyorlar. Yani hani şusu şöyle, busu böyle, busu bilmem ne falan. Ama böyle genel olarak şeye baktığında, fotoğrafa baktığında hani yok artık, yani hep mi erkek daha çoğunlukta gibi bir genel çerçeve çıkıyor. Yani aslında bilimsel dayanaklar dediğimiz şeyler de ön yargıdan bağımsız değil maalesef o kadar. Hani şey de böyle, sosyal bilimlerde zaten öyle de hani daha diğerlerinde de daha somut kabul ettiklerimizde de yani aynı şeye bakıp farklı yorumlar yapmak hala mümkün. Haliyle intersekslerde böyle bir sorun çıkıyor. Yani bir kere baştan bir ayrımcılık söz konusu, baştan bir mecburiyet söz konusu. Bir yeni doğmuşun bedenine bir şey dayatıyorsunuz. Ve bu ilerleyen yıllarda da gerçeğe tekabül etmediğinde bu sefer başka sorunlar çıkıyor. Halbuki neden bir insan interseks olarak yaşayamasın? Ya mesela şeyi düşünün, bir gözümüz, yani çok nadir oluyor ama hani bir gözü mavi, bir gözü işte kahverengi olan bebekler de doğuyor. Onlar da diyor muyuz? Asla olmaz. Yani ikisinin de kahverengi ya da mavi olması lazım diye. Yapmıyoruz böyle bir şeyi. Ya da işte atıyorum mesela hani organlarından biri eksik olan, biri fazla olan, hani onun için organ tıkmaya çalışmıyoruz. İşte hayatını şey yapıyorsa, tehlikeye atmıyorsa bir tanesini almaya çalışmıyoruz falan filan. Yani mesela doğduğumuzda apandislerimizi alabilirler hepimizin. Bir işe yaramıyor çünkü artık. İleride de problem çıkartıyor ama bunları yapmıyoruz. Ama cinsiyet atamasında yapıyoruz yani. Çünkü bileceğiz illa, yani illa neyin ne olduğunu bileceğiz yani. Gender dediğimiz şey toplumsal cinsiyet olarak Türkçe'ye çevrilen şey. Bu da o kadınlık ve erkeklik. Yani ben mesela şimdi burada bu halimle böyle değil de işte şöyle ne bileyim ayağımı buraya da dayayarak konuşsaydım, işte şöyle yapsaydım, belki daha erkeksi bir sesim olsaydı filan, ben toplumsal cinsiyetime uygun olmayan uygun olmayan hareketlerde bulunuyor olacaktım. Ya da işte hani çok kibar bir erkek falan, hani bunlar da kendi toplumsal cinsiyetlerine uymayan hareketler. Gender dedik, cinsiyet demiş olduk, toplumsal cinsiyet dedik. Cinsel yönelimle cinsel tercih meselesi. Cinsel tercih eskiden kullanılıyordu. Şu anda da hani artık öyle bir noktaya gelindi ki canım velev ki tercih, size ne diyebiliyoruz. Cinsel yönelim kişinin duygusal ve cinsel olarak kime çekildiği. Duygusalı katıyoruz işin içine çünkü eşcinsel söz konusu olduğunda hep sadece mesela cinsel eylemden ibaretmiş gibi anlaşılıyor ya, öyle de olabilir yine, sana ne, size ne. Ama bunun bir bütünün parçası olduğunun altını çizmek için duygusal ve cinsel olarak çekici bulduğum kimse ifadesini kullanıyoruz. Çekici bulma hali. Bazılarımız karşı cinsi buluyor, bazılarımız hem cinsini buluyor, bazılarımız ikisini birden buluyor. Biseksüel görünmezliği de ayrı bir sorun yine medyada. Yine böyle bir tatlı tatlı şeyler var. Bu Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin sitesinde de bulunabilir bunun Türkçesi. Kurabiye kişi. Evet. Bir haber söz konusu olduğunda da ufak bir kontrol listemiz olabilir LGBT artı haberlerle ilgili. Ya çünkü ilk slide'ı bir hatırlatacağım size. Mevzu sadece şey değildi. LGBT artılarla ilgili haber yapmak değildi aslında. Bu haberi yaparken de dikkat edilmesi gereken pek çok şey var. Ama bunun ötesinde her haberde LGBT artıları ilgilendiren bir şey var. Her haberde Alevileri ilgilendiren, işte görme konusunda farklılıklar yaşayan vesaire vesaire insanları ilgilendiren şeyler var. Yine sence LGBT artılar da değil.
Bizim bakış açımızda zaten bunları katmak olmalı. Az önce işte o ham şey haberi dedim ya, ajans haberi. Yani 5N1K'yı yazdık okey ama onun arkasından neler neler ne hikayeler çıkabilir. LGBT artılarla ilgili bir unsur var mı? Oradan gelecek bir görüş haberim için tamamlayıcı olur mu? Ben kendi doktora tezimi yazdığım dönemde mesela bir haber vardı. Biyanet'te seçim döneminde Kaos GL'nin işte görüşünü sormuş mesela. O kadar. Başka onun dışında tamamen işte şeyler, hani bütün o klişelerin yeniden üretimi, şiddet işte ya da renkli görüntülere sahne oldu benzeri haberler. Konuyla ilgili nereye ulaşabilirim? Yani dernekler var. Sadece bunu bilmek bile yeterli. Dernekler var, varı bildiniz. İstanbul'daki dernekler LGB falan yazdınız. Eşcinsel bir şey Google önünüze dökecek. Diyelim ki hiçbir şey bilmiyorsunuz. Yoksa tabii ki bir gazeteci olarak tabii ki kaynaklarınızın yer aldığı işte bir ya bilgisayarınızda bir dosya ya işte elinizde bir defter vesaire böyle bir şey tabii ki olmalı. Onlara nasıl ulaşabileceğinize dair. Haberde kullandığım ifadeler tutarlı mı? Bu böyle son okuma hakikaten çok önemli. Çünkü çok sık karşılaşıyoruz her tür yayında, yani tamamen olumlu haber yapmak isteyen yayınlarda da. Bir yerde gay, bir yerde gay. Yani işte o oturmadı ya çünkü bizde. Onun tam neden olduğunu bilmiyoruz ya. O yüzden bunlar oluyor. Yani ne önemi var gibi. Halbuki önemi var işte yani. Bir yerde cinsel yönelim, bir yerde cinsel tercih gibi. Haberde kullandığım ifadeler doğru mu? İşte aslında ben trans birinden bahsediyorken travesti mi yazmışım? Intersex'ten bahsediyorken hermafrodit mi demişim? Hani diyebiliriz. Neyi neden kullandığımızı yine bilmek lazım. Ve klişeleri kullanmış mıyım? Renkli kişilik, renkli görüntüler, şenlik havası ve benzeri gibi. Yani bir haberi olumlu yapmış olmanız, olumlu tarafından ona bakmış olmanız yine de şahane bir haber yaptığınız anlamına gelmiyor. Çünkü LGBT artı olmak, neşeli olmak, işte efendim sürekli bir hani bir uçuş ve şey hali, yani reklamcılar ve sanatçılar vesaire falan değil, çok çeşitlilik var. Bu böyle bir karşılaştırmalı bir çalışma yapmışlar. Eşcinsel birliktelikler topluma aykırı diyenlerin oranını görüyorsunuz. LGBT'liler eşit haklara sahip olmalı diyenleri görüyorsunuz. Mesela ara ara çok yaklaşıyor birbirine. 2017'de mesela neredeyse kafa kafaya. Bunun açıklamalarına dair de sorudaki ifadeden sebep olabileceğini söylüyor araştırmacı. Ayrıntısına bakabilirsiniz. Sadece şeyi göstermek için biraz da söyledim. Burada yer almayan bir çalışmada mesela Diyanet İşleri'ne insanlara işte soruyorlar nasıl bakıyorsunuz? Hani Diyanet İşleri'nin hani ne derse okey bir tarafta ama öbür taraftan kendi yaşam pratiklerine bakıyorsunuz. İşte evlenmeden önce mesela cinsel birliktelik de okey filan. Hani aleni değilse de hani o kadar. Hani ben aslında çelişkili fikirlere sahip olabiliyoruz. Buradan işimize yarayanlarını kullanmak ve biraz daha belki anlatmak istediklerimizi anlatmak için kullanmak mümkün. Medya izleme çalışmaları, sivil toplum kuruluşlarının yapabileceği şeyler, hani olası çözüm mücadele yolları, bu biraz hani hareket tarafından baktığımızda var olan meslek kuruluşlarını etkili kullanmaya çalışmak, sendika bunlardan bir tanesi. Sendika kendi içinde zaten böyle bir gruba sahip, LGBT ve kadın komisyonuna sahip, onun kuracağı ilişkiler. Çünkü o eşdeğerlerin birbirine etkilemesi çok daha başka bir şey. Yani mesela özellikle de gazetecilik alanında şey biraz hoş karşılanmıyor. Dışarıdan gelip birilerinin size böyle bir şey anlatması. Yani çok biliyormuşsunuz gibi sanki falan. Ama bir gazeteci anlattığı zaman daha kabul edilebilir, daha kolay kabul edilebilir bir şey oluyor. Mizah yine hareket için önereceğim şeylerden bir tanesiydi. Mizahı da kullanmak. Bireysel takip, ifşanın merkezileşmesi gibi yine bu medyadaki ve sosyal ağlardaki olumsuz haberlerle mücadele için çeşitli yollar geliştirilebilir. Ve gazetecileri, gerçek gazetecileri destekleyip onlarla işbirliği içinde çalışmak. Anılar üzerinden gidilebilir. Evet, o kişisel hikayeler meselesi, biraz duygular falan. Ama nereden? İşte transları, bu öğrencilerle yaptığımız bir çalışmaydı birinci dönem. Onlardan gelen öneriler. Transların cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrasında yaşadıklarını konu alan bir seri mesela. Evet, neden olmasın? Bu şunlar açısından da önemli.
insanların hakikaten bilgi sahibi olmaları açısından da bunlar zaten LGBT artı yayınlarda zaten yer alabilecek konular ama ana akım medyada da neden olmasın? Çünkü sayfa sayfa sağlık şeylerimiz var aslında, sağlığa ayırdığımız köşeler var. Açılma süreçleri, ardından yaşadıkları yine dikkat ederek gay lezbiyen eşitsizliği, LGBT artı toplulukta da erkeklerin kadınlara bir üstünlüğü var mı? Yani mesela hep şeydir, kaos GL'den bahsediyorum mesela farkındaysanız ama konuşurken de LGBT'yi hareketten bahsediyorum. Kaos ilk çıktığında Kaos Gay Lezbiyen Derneği olarak çıkıyor. Hala da bu isimle devam ediyor. Ama harekette bir süre GLBT hareketi falan diye de adlandırıyor kendini. Sonra şimdi yılını hatırlamıyorum ama bir konferans yapılıyor. O konferansa yurt dışından Türkiye kökenli bir konuşmacı geliyor. Diyor ki, benim diyor işte yurt dışında çalıştığım organizasyonda biz diyor şuna karar verdik. Lezbiyenler hareketin içinde görünmez durumdalar. Buna en azından biçimsel olarak görünür kılmak istiyoruz. Dolayısıyla L'yi başı olarak kullanıyoruz artık. Ve oradan itibaren LGBT'yi diye gidiyor. Biseksüeller aslında yani en görünmez olanlar ama yine ortada bir yer bulmuşlar kendilerine. LGBT artılar. Haliyle işte erkeklerin kadınlara bir üstünlüğü var mı? Hani erkeği kadını tanımlamak o da tartışılabilir. Ama işte ne bileyim hani translar için mesela benzer bir durum söz konusuydu. Lezbiyenler, biseksüeller falan için bunlar bir şey olabilir. İşte Ortaköy'de bir drag queen performansı işte var mı böyle bir şey? Varsa Ortaköy'de ya da başka bir yerde. Yaşam alanlarının daralması, işte Cihangir'den transların atılması, gay barların kapatılması falan. Mülteciler burada da yine gündeme gelmiş. Savaş bölgelerindeki LGBT artılar. Sinemada LGBT artı karakterlerin yansıtılması gibi. Sıcak haber, soğuk haber dediğimiz bir şey var. Bunların bazıları mesela soğuk haber olarak elinizde durabilir. Yani her zaman kullanabileceğiniz haberler olarak işte sinemada LGBT karakterlerin yansıtılmasıyla ilgili bir yazınız olur. Bir haber, bir film çıkarsa onunla güncelleyip yaparsınız. Ya da işte bir boşluk olur. Bir tabii ki boşluk doldurmak için değil de her zaman yayınlanabilecek haberler. Yaşlı LGBT artılar. Var mı oradan bir şey? Yok öyle. Yaşlılık çok önemli bir sorun çünkü. Yani Türkiye'de zaten genel olarak bir sorun. LGBT artılar için de bazı çeşitli artı sorunları olabiliyor. Yine transların ameliyatı ile ilgili bunlar dediğim gibi birkaç farklı öğrenciden gelen önerilerdi. Kariyer yolculuğu. Şimdi burada mesela hep zorluklara odaklandığını görüyoruz. Amacımız bu da değil aslında. Zorluklara odaklanmak, zorbalıklar, ayrımcılık görmüş mü falan. Bunlar önemli. Nasıl üstesinden gelebileceğimizi de söylediğimiz oranda ve başka iyi örneklerle de dengelediğimizde. Şöyle bir haber vardı kadınlarla ilgili. İşte tacizi şikayet etti, işinden kovuldu başlığıyla atılmış bir haber. Şimdi bu da mesela aslında bize ne diyor? Şikayet edersen işinden de olabilirsin diyor yani. O yüzden onlara da dikkat etmek gerekiyor. LGBT artıların çocuk sahibi olmaları. Şimdi şey mi zannediyorsunuz mesela şu anda bizde evlat edinme yasal değil falan filan. Hiç LGBT artı anne baba yok mu zannediyoruz biz? Tabii ki var. Yani bazen hala evliliğinin içinde olan, bazen boşanmış olan falan bir dolu hikaye var. Acaba nasıl idare ediyorlar? Bir kadınla özelinde anlatmış. Hani evlenip boşanıp lezbiyen biseksüel olduğunu keşfetmesi. Onur yürüyüşlerinin tarihi. Bunlar yine çok cepte olabilecek haberler. Her sene onur yürüyüşü yapılacak çünkü. Bununla ilgili hazırda durabilecek bir haber olabilir. Eşcinsel evliliklerin tanınırlığı, yasallığı. Ona gelmişken bir parantez açayım. Mesela bazı şeylere enerjimizi harcamamak lazım diyoruz ya. Türkiye'de de LGBT hareket mesela yani eşcinsel evliliğiyle ilgili ya da evlilik eşitliğiyle ilgili çok fazla bir söz söylemiyor. Orada değil çünkü daha Türkiye. Yani biraz daha başka mücadele alanları var hala. Ama bu tabii ki bir şekilde tartışılabilir ve konuşulabilir ama ana mücadele alanlarından bir tanesi değil. Orada da eşcinsellik, yani bu bayağı konuşulabilecek bir mevzu. İşte yine bir örnek, hani Güney Afrika Cumhuriyeti'nde LGBT artı hakları biraz var gibi, acaba neden oluyor? Bu şeyler, yani dünya haberlerine bakarken muhtemelen mesela gördüğü bir haberden başka bir şey, haber türetmek yine mümkün. Siyasete katılım üzerinde bir araştırma. Geçenlerde mesela biriyle konuşuyorduk. Acaba
bir LGBT artı oy verirken cinsel yönelimi bu oy kullanmayı ne kadar etkiliyor? Hani çok böyle bilimsel bir araştırmadan bahsetmiyorum. Böyle bir şey de yapılabilir tabii ki ama hele de seçime gidiyorken ya da kendini ne kadar dışlanmış hissediyor normalde oy vereceği bir partiden gibi bir haber yine söz konusu olabilir. Askerliğe bakış açısı, devlette çalışmak. Enteresan bir hikaye. Velhasıl gördüğümüz üzere hani olanların bir kısmını o kadar bilmiyoruz. Çünkü o kadar gündem olmuyor. Bazen bizim önümüze düştüğü için herkes biliyor zannediyoruz ama hayır herkes o kadar bilmiyor. Ve yapılabilecek de bir dolu şey var diye nihayete erdirebilirim. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Hocam asıl teşekkür sizlere.